Bizim bölümümüzde yaklaşık 11 tane öğretim görevlisi bulunuyor ve bunların yanında bizimle birlikte part-time çalışan hocalar da var. Yani ders veren hoca sayımız aslında bunlardan daha fazla. Ve bu çalışan hocaların büyük çoğunluğu profesör. Profesör olmayanlar da asistan profesör oluyor genelde. Profesörlerimiz ve asistan profesörlerimiz genellikle katı hal fiziği ve optik alanında uzmanlaşmış durumda. Fakat birkaç sayılı hocamız da yüksek enerji ve parçacık fiziği alanında da uzman. Ayrıca UNAM'dan da bahsedeyim. UNAM bizim yani Uluslararası Nanoteknoloji Araştırma Merkezi bölümümüzdeki birçok hocanın araştırmalarını devam ettirdiği ve doktora öğrencileriyle üst lisans öğrencilerini bünyesinde bulunduran bir Ar-Ge merkezi. Bölümümüzden bu binaya direkt geçişimiz var ve lisans öğrencileri olarak biz de oradaki araştırma gruplarında hocaların yanında çalışabiliyoruz ve laboratuvar deneyimi elde edebiliyoruz. Aslında benim felsefemde şu var, hani her nerede olursanız olun, kendiniz çalışmadıktan sonra hayallerinize asla ulaşamıyorsunuz. Hayaliniz çok küçük değilse tabii. Bilkent'i düşündüğümüzde de bence hani ülkemizde en iyi fizik eğitim verilen yerlerden birisi. Lisans düzeyinde fizik temelinizi iyi atacak bir sürü ders var ve dersleri veren çok iyi hocalar var. Bunun yanında her bölümün kendi avantajları olduğu gibi fizikte de laboratuvarların müsait olduğu zamanlarda kullanabiliyoruz. Ayrıca bu laboratuvarlardaki ekipmanları da derslere bağlı ya da bağımsız olarak deneylerimizi gerçekleştirmek için kullanabiliyoruz. Öncelikle Bilkent'te yani ne okursanız okuyun her bölümün zor olduğunu bilmelisiniz. Bunun nedeni genel olarak derslerin ağır olması ve dönem içinde ders yoğunluğunun fazla olması. Derslerden ayrı olarak başka bir zorluk da hani üst lisans ve doktora da yönelmek istediğiniz alanda birlikte çalışabileceğiniz bir hocanın bulunmuyor olması genellikle. Yani hani ben mesela optik çalışmak istiyorum fakat siz mesela kozmoloji çalışmak istiyorsanız yanınızda çalışabileceğiniz hoca şu an benim bildiğim kadarıyla yok. Ya da vardıysa da hani UNAM'da çalışıyordur büyük ihtimalle ve yani erişiminiz zor öyle araştırma gruplarına. Ayrıca her ne kadar iyi hocalarımız olsa da bazı öğretim görevlilerinden herkes kaçıyor. Hani onlara da herhangi bir derse denk gelirseniz spesifik olarak o dersin zorluğu astronomik seviyelere çıkabiliyor diyebilirim. Fakat bu da yani Bilkent'te size öğrenmeyi öğretiyor. Okul öncelikle kapsamlı burslu öğrencilerine aylık belli bir miktar hani para yatırıyor ve iki kişilik standart odada ücretsiz yapıyor. Bu zaten bence başlı başına gayet iyi bir imkan okulu sundu. Ayrıca spor merkezleri de var. Yaklaşık toplamda 3 tane, bir tane doğum kampüste olmak üzere ve 2 tane de merkez kampüste olmak üzere. Ve bunlar da yine hani öğrencilere ücretsiz. İçinde havuzu var, koşu alanı var. Yani tutabileceğiniz, bulabileceğiniz her şey var. Hatta yani büyük bir Amerikan futbol sahası bile var. Koşu sahası da olarak da kullanılıyor işte. Ayrıca kütüphanemiz de çok güzel. Zaten Türkiye'deki kütüphanesine en çok bütçe gösteren okul sanırım Bilkent. Ve içinde yani bulamayacağınız kitap olmuyor genelde ama bulursanız da direkt hani söylüyorsunuz. Daha kütüphaneye mail atıyorsunuz ve çok absürt bir kitap istemediyseniz kitapları getiriyorlar. Yani ben kütüphanenin bodrum katındaki çalışma yerinde mesela büyücülükle ilgili kitaplar bile bulmuştum. Yani onları bile getiriyorlar. Ayrıca okulun kampüsü de bence gayet yeterli bir büyüklüğe sahip. Yani hiç ODTÜ veya Bilkent'i gezdiniz mi bilmiyorum ama bence ODTÜ hani fazlasıyla büyük. Bazı insanlar bunu seviyor olabilir ama ben ODTÜ'de gezerken her zaman kaybolurdum mesela bence. Yani Bilkent o kadar büyük değil ama küçük de değil. Yani hani fakülteden fakülteye, binalardan binalara gayet rahat yürüyebiliyorsunuz. Biraz yokuş yukarı ya da yokuş aşağı gittiğiniz durumlar oluyor o zamanlar. Sıkıntı olabiliyor ama onun dışında bence gayet detaylı bir kampüsü var. Yeşil çoğu yeri en azından. Öyle. Kampüs biraz şehirden dışarıda kalıyor. Yani şehir ulaşım sıkıntısı var. Fakat hani Bilkent'ten zaten şehre ve şehirden Bilkent'e saat başı ringlerimiz var. Daha doğrusu servislerimiz. Ve hani en geç şehirden Bilkent'e 1.40'da var. Bence gayet hani saatleri de flexible yapmışlar olabildiğince. Bunun dışında Bilkent ve çevresindeki mekanlar genelde hani finansal durumu iyi olan insanlara bir hizmet sunduğu için fiyatlandırmasını ona göre yapıyorlar ve bu fiyatlardan da biz etkilenebiliyoruz. Yani Ankara'daki en ekonomik fiyatlar olmuyor. Öyle değil. Bunların dışında okulun zorluğu da hani bazı insanları dezavantaj gibi gelebilir ama hani bence bir dezavantaj olmamalı. Ne kadar hani CGPA'nıza daha doğrusu ortalamanıza etki edecek olsa da bu yani çok yoğun dönemleriniz olacak ve ortalamanız düşecek şeyler olsa da ve
bu ortalamanız da hani yüksek lisans ve doktoraya giderken büyük bir ölçü olarak kullanıldığı için hani dezavantaj olarak görülebilir zorluğu. Ama yani hani ismi var okulun özellikle ve size kesinlikle öğrenmeyi öğretiyor. Yani hani ne kadar zor olursa olsun o şeylerin aklından kalkmayı, bir konuyu en kısa sürede en efektif bir şekilde ve en verimli bir şekilde öğrenmeyi öğretiyor. Bu yüzden bence bu bir dezavantaj sayılmamalı. Bence hani eğer fizik okumakta kararlıysanız Türkiye'de okuyabileceğiniz en iyi okullardan, hatta belki de en iyisi. Bilkent'e geldiğinizde hani anlayacaksınız ki fizik derslerinin yanında alabileceğiniz ve kendinizi keşfedebileceğiniz bir sürü ders var. Mesela ileride data analizcisi olmak istiyorsanız ve bu konuda alabileceğiniz dersler de mevcutsa, o dönem veriliyorsa, onları alıp hani kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Sadece data analiziyle sınırlı kaldırmayın. Bu bir sürü derste mevcut. Böylece hem yani sağlam bir fizik eğitimi almış hem de kendinizi biraz daha keşfetmiş oluyorsunuz. Okulun o anlamda hani sınırlaması yok. Ve önceden bahsettiğim gibi lisans öğrencisiyken araştırma gruplarında çalışma olanaklarınız da var. Kısacası Bilkent, eğer çalışmaya ve kendinizi gelişmeye istekliyseniz önünüzü gayet açan bir üniversite. Ve bu amaçla hani aksiyon alan mezunlarımızın başarısı ve bulundukları konumlarda bence bunu kanıtlar nitelikte.